Merhaba, ben İrem Ercan. 9 Eylül mimarlık mezunuyum. Şu anda da İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde tasarım çalışmalarında doktora yapıyorum. Fotogrametri bağlamında aslında arazide çalıştığımız kısım daha önemli. Ben açıkçası burada veri toplama anlamında yardımda bulunuyorum fotogrametri ekibine. Evet, bu projede önemsediğimiz noktalardan bir tanesi de aslında bu kültürel mirasın dijital olarak korunması. Bu noktada dijital rekonstrüksiyon çalışmasında arazi gezisinden önce kapsamlı bir literatür taraması yapıyoruz. Burada hem yazılı hem de görsel kaynaklar bizim için önemli. Görsel kaynaklardan kastım plan, kesit, görünüş gibi hem çizimlerin bulunduğu hem de arşivden toparladığımız, arşivden karşılaştırdığımız kervansaraylara ait görüntüler. Bunların önce toparlanması, daha sonra karşılaştırılması ve hangisinin, hangi plan tipinin kullanılacağı konusunda arazi öncesinde detaylı bir çalışma yaptık. Bu literatür taraması sonucunda belirlediğimiz kervansaraylar üzerinden iki boyutlu olarak dijital rekonstrüksiyon sürecimize başladık. Yani bu planların dijitale aktarılmasıyla başladık aslında. Daha sonra bu iki boyutlu çizimlerimizi üç boyutlu çizimler için bir şablon olarak kullandık. Burada kervansaraylar kendi içerisinde tekrar eden bazı yapısal elemanlara sahip. Bunlar kemerler, kolonlar, bazı çatı tipleri, konik kubbe şeklinde veya tonos şeklinde gördüğümüz çatı tipleri var. Bunlar her kervansaray kendine özgü yapıda olmasına rağmen tekrar eden öğeler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz üç boyutlu modelleme sürecinde öyle bir ayrımla başladık. Tekrar eden elemanlarımızı parametrik olarak nasıl modelleriz? Bu elemanların hangi ortak özellikleri var? Dan yola çıkarak bir takım sınıflandırmalar yaptık. Üç boyutlu modelleme sürecinde de bu sınıflandırmaya göre gerektiğinde iki boyutlu çizimlerden faydalandık. Gerektiğinde ise parametrik modelleme araçlarından faydalandık. Biz bu projemizde Rhino ve Grasshopper eklentisinden faydalanarak bir üç boyutlu modelleme sürecine başladık. Bu noktada ben ve ekip arkadaşım aslında arazi gezimizde şu an yanımızda yok ama Varlık Yücel'in de çok büyük katkısı var. Birlikte çalışıyoruz dijital rekonstrüksiyon sürecinde. Dijital rekonstrüksiyonda iki boyutlu, üç boyutlu modellemeyi tamamladıktan sonra bir diğer önemli aşama ise bu kervansarayların mevcut dokuları yani materyalleri bunların dijital ortamda da korunabilmesi, aynı özgünlükte saklanabilmesi için biz arazi gezimiz boyunca bu materyallerin dokularının fotoğraflarını çekiyoruz. Burada belirli bir işte rota üzerinde karşıdan dik mesafede olacak şekilde bu fotoğraflamaları yapıyoruz. Daha sonra bu çektiğimiz doku görüntülerini dijital rekonstrüksiyonun son aşaması olarak nitelendirdiğimiz dokulama diyeyim yani tekstürleme aşamasında kullanıyoruz. Burada da yine dokular tekrar ettiği için bir parametrik dokulama işleminden bahsedebiliriz. Tüm bu modelleme sürecinin sonunda şöyle de bir veri tabanı oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Bu kervansaraylarda hangi yapısal elemanlar nasıl tekrar ediyor? Biz bunu dijital ortamda yeniden inşa edeceğimizde hangi yöntemleri kullanıyoruz? Bununla ilgili de modelleme sürecimiz devam ederken bir yandan kayıt tutuyoruz. Bir veri tabanı da oluşturuyoruz. Tüm bu süreç bittiğinde bu yapısal elemanlarla ilgili anlamlı bir sonuç çıkarabilmek adına böyle bir süreci işliyoruz.